Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan Rus ordusunun 24 Şubat-16 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada Rus ordusunun son 24 saatte 2300 askerini daha yitirdiği aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27.700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 165 helikopter, 1228 tank, 2974 zırhlı araç, 577 top, 195 roket atar ve 89 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 2101 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 427 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 97 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi. Genel Kurmay Başkanlığı ayrıca Güney Operasyonel Komutanlığı tarafından Herson ve Nikolayev bölgesinde, Rusların saldırılarını engellediği, füze ve topçu birimlerinin, hava kuvvetleri ile işbirliği içinde gün boyunca düşman konumlarına binden fazla saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi. Ukrayna birlikleri Ruslara ait bir insansız hava aracını düşürdü. Ukrayna ordusu ayrıca Rus şehirlerine saldırılarını da sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın Belgorod Oblastı Şebekinski ilçesi Sereda yerleşimine saldırı düzenledi. Belgorod bölgesi valisi Vyacheslav Gledkov, Şebekinski kentsel bölgesi Sereda köyü, Ukrayna topraklarından kovuldu. Bir sivil yaralandı dedi. Diğer yandan Herson, Melitopol ve Zaproje bölgesinde Rus birliklerinin tahkimatlar inşa etmeye, hendekler kazmaya ve işgal altındaki toprakları ellerinde tutmak için hazırlık yapmaya başladı. Ukrayna ordusu ise bu bölgelere karşı taarruza başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ukrayna ordusunda asker sayısı yakın zamanda Rus ordusunu geçecek. Ukrayna ordusu tarafından 400 bin gönüllüye verilen eğitimler tamamlanmak üzere. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Donbas saldırısının ivme kaybettiğini ve programın önemli ölçüde gerisine düştüğünü açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından istihbarat güncellemesi adı altında yapılan paylaşımda, küçük ölçekli ilk ilerlemelere rağmen Rusya'nın sürekli olarak yüksek düzeyde yıpratmayı sürdürdüğü, geçen ay boyunca önemli bölgesel kazanımlar elde edemediği kaydedildi. Açıklamada Rusya şu anda muhtemelen Şubat ayında taahhüt ettiği kara muharebe gücünün üçte birini kaybetmiş durumda. Bu gecikmeler, köprüleme ekipmanı ve istihbarat gözetleme ve keşif uçağı gibi kritik kolaylaştırıcıların kaybıyla neredeyse kesinlikle daha da kötüleşecektir. Çatışma boyunca Rus köprüleme teçhizatı yetersiz kaldı, bu da hücum manevrasını yavaşlatıyor ve kısıtlıyor. Rus insansız hava araçları, taktik farkındalık ve topçuları yönlendirmek için hayati öneme sahip. Ancak Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine karşı savunmasızdır. Rus kuvvetleri, azalan etkinleştirme yetenekleri, devam eden düşük moral ve azalan muharebe etkinliği nedeniyle giderek daha fazla kısıtlanıyor. Bu yeteneklerin birçoğu hızlı bir şekilde değiştirilemez veya yeniden oluşturulamaz ve Ukrayna'daki Rus operasyonlarını engellemeye devam etmesi muhtemeldir. Mevcut koşullar altında Rusya'nın önümüzdeki 30 gün içinde ilerleme hızını önemli ölçüde hızlandırması pek mümkün görünmüyor denildi. Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından Severski Donets nehrini geçmeyen çalışan Rus ordusuna yapılan saldırıda 550 askerden 485 askerin öldürüldüğü açıklandı. The New York Times gazetesinde yer alan haberde ise Severski Donuts nehrini geçmeye çalışan Rus birliklerinin kayıplarının savaşın başlangıcından bu yana yaşanan en büyük kayıplardan biri olduğu ve Rusya'da bir felaket hissi oluşturduğu kaydedildi uydu görüntülerinin Ukrayna topçularının birkaç Rus Duba köprüsünü parçaladığı, çok sayıda asker ve teçhizatı imha ettiğini gösterdiği aktarılan haberde, Rus yanlısı askeri blokcular Rusya'nın savaş alanında başarısız olduğunu kabul etmeye başladılar. Bazıları ise kendilerine göre yetersiz olan liderliği eleştirmekten geri durmadı denildi. Rus medyası ise Kuzey Donetsk'te imha edilen askeri teçhizat açıklanandan fazla olduğunu belirtti. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov Ukrayna'da Yılan Adası ve Mykolaiv civarında havada 1Su24 ile 2Su25 savaş uçağını vurduklarını söyledi. Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. Mekanize Tugayı'nın Harkiv bölgesindeki Çapovka civarında bulunan merkezi dahil iki komuta merkezi, Luhansk, Donetsk, Harkiv'in bazı diğer noktalarındaki 5 füze ve topçu silah cephaneliği, 8 uzun süreli atış noktası, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 16 alanın vurulduğunu aktardı. Konachenkov, bu operasyonlarla 360'ın üzerinde Ukrayna milliyetçi silahlı gücün ve 78 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi, 2 akaryakıt deposu, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 104 bölgeyi yok ettiğini bildiren Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin ise askerlerin toplandığı 325 alan, 14 komuta merkezi ve 24 topçu bataryasını vurduğunu dile getirdi. Konaşenkov, Rus hava savunma sistemleri ile Mykolaiv bölgesinde Yevgenovka ve Velikaya Kamışavaha yerleşim biriminde havada Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25 model savaş uçağını vurdu. Bunun yanı sıra Yılan Adası civarında da bir Su-24 savaş uçağı imha edildi, diye konuştu. Luhansk, Harkiv, Donetsk bölgelerinde farklı noktalarda Ukrayna'ya ait 10 insansız hava aracının ve Sovyet yapımı 2 Tu-143 Reis insansız hava keşif uçağının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 168 uçak, 125 helikopter, 889 insansız hava aracı, 307 hava savunma füze sistemi, 3108 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roket atar, 1529 obüs ve havan topu, 2900 49 özel askeri araç imha edildi, ifadesini kullandı. Rusya ayrıca, Mariupol şehrinde Azovstal fabrikasında bulunan Azov taburu askerlerini çıkaramayınca sığınakların çıkışlarını kapatmaya başladı. Azov taburu birlikleri kısa süre önce fabrikadan çıkarak Rus mevzilerine baskın düzenlemişti. Öte yandan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Çabarov, Türkiye'nin Mariupol'deki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı militanlarla ilgili konuya karışmaması gerektiğini söyledi. Ukrayna Derneği, Rus işgalcilerin kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından Ukraynalı askerlerin, yaralı sivillerin ve sağlık görevlilerinin acil tahliyesi ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup yayımladı mektupta, mümkün olan tüm diplomatik çabaların acilen uygulanması çağrısı yapıldı. NATO'nun Rusya'yı doğrudan tehdit olarak tanımlama planlarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Moskova'nın ittifakın bu değerlendirmesine uygun olmak için böyle bir tehdit oluşturacağını vurguladı. Eski Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Romuald Sheremetyev de Kaliningrad'ın NATO için büyük tehlike olduğunu açıkladı. Şeremetev, bu bölgenin silahsızlandırılması gerekiyor, çünkü NATO bir barut fıçısının üzerine oturamaz dedi. İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na katılmasından sonra örgütün doğu kanadındaki konumunu önemli ölçüde güçlendireceğini, ancak Kaliningrad askeri bloğunun bölgedeki hakimiyetini ciddi şekilde engelleyebileceğini kaydetti.